Herkese merhaba. Apple'ın 2016 model iPhone'ları iPhone 7 ve iPhone 7 Plus şu anda görmüş olduğunuz gibi elimde. Bu telefonların 2014 ve 2015 model iPhone'lara yani iPhone 6 ve 6S'e göre tasarım anlamında pek fazla farkın olmadığını göreceksiniz. Yuvarlatılmış köşeleri ve yine hafif bombeli kenarlarıyla bu telefonlar geçen yılın modelleriyle hemen hemen aynı tasarıma sahip. Tasarım anlamında çok büyük değişiklikler, radikal değişiklikler yok. Halbuki bu telefonlar 7 şeklinde yepyeni bir model numarası taşıyor ve Apple geleneğinde her yeni rakam yepyeni bir tasarım anlamına geliyor. Ancak detaylara baktığımızda iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın çeşitli farklılıklar barındırdığını görürüz. Öncelikle bu iki telefon suya dayanıklı. IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığı belgelenen bu iPhone'ları herhangi bir su derdi olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diyelim ki sağanak yağış altında telefonu çıkarıp kimin aradığına bakabilir, e-postalarınızı yanıtlayabilir veya masada otururken iPhone'unuza bir sıvı döküldüğünde herhangi bir endişeye kapılmadan silip tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Apple bu telefonların suya daldırılıp fotoğraf veya video çekilmesini önermiyor. Bunu da belirtelim. Bunun dışında telefonların anten çizgileri görmüş olduğunuz gibi farklılık geçirmiş. iPhone 6 ve iPhone 6S'te anten çizgileri arka yüzeyde, üstte ve altta yatay eksende bu yüzeyi kesmekteydi. Ancak yeni telefonlarda anten çizgisinin üst ve alt kenara kaydırıldığını, iyice sınıra çekildiğini görüyoruz ve görmüş olduğunuz gibi kenarlarda da ince işçilikte çok daha estetik bir görünüm kazandırılmış. Elimde tutmuş olduğum simsiyah modelde bu anten çizgisini fark etmek oldukça zor. Neredeyse gövdenin tamamıyla aynı hale getirilmiş. Bu arada simsiyah demişken iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın yepyeni renk seçenekleri mevcut. Daha önceki telefonlarda bulunan uzay grisi renk seçeneğinin kaldırıldığını ve iPhone 7 ve 7 Plus'ın simsiyah ve mat siyah gibi iki yeni siyah renk seçeneğiyle sunulduğunu görürüz. Elimde tutmuş olduğum bu simsiyah renkli model oldukça parlak bir görünüme sahip ve oldukça şık duruyor, ancak parmak izini oldukça fazla şekilde tutmakta ve çizilmelere karşı biraz dayanıksız. Bu nedenle eğer simsiyah renkli modeli tercih edecekseniz kılıf kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi altın renk var. Rose altın ve gümüş renk de yine iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın renk seçenekleri arasında yer almakta. Diğer özelliklere baktığımızda iPhone 7 ve 7 Plus'ın dikkat çeken en önemli ayrıntısı 3.5 mm'lik kulaklık şakının bulunmaması. Daha önceki modellerde gördüğümüz o standart kulaklık giriş yerine şimdi kulaklık bağlantısı Lightning port üzerinden sağlanıyor. Cihazın kutusundan Lightning uçlu bir AirPods kulaklık seti çıkıyor. Eğer başka bir kulaklığı veya eski AirPods kulaklığınızı kullanmak isterseniz Apple'ın iPhone'ların kutusuna yerleştirdiği Lightning adaptörü sayesinde eski kulaklığınızı da bağlayıp kullanmanız mümkün. Altta görmüş olduğunuz gibi kulaklık şakı yok ve bunun yerine sağ tarafta olduğu gibi bir hoparlör ızgarası yerleştirilmiş. Ancak burası aslında bu yerleştirilen ızgara bir hoparlör vazifesi görmüyor. iPhone'da çift hoparlör var. İkinci hoparlör görmüş olduğunuz ayize hoparlörü bölümünde yer alıyor ve böylelikle de iPhone'da stereo ses çıkışı sağlanıyor. Eğer fırsatınız olursa bir iPhone 7 veya 7 Plus'ı bir 6S veya 6S Plus'la yan yana getirir, aynı videoyu veya şarkıyı açarsanız yeni telefonların eskisine göre çok daha güçlü ve doyurucu ses çıkışı verdiğini göreceksiniz. Böylelikle iPhone'larda müzik dinlemek, film izlemek çok daha keyifli hale geliyor. Aynı zamanda oyun oynarken de bu stereo hoparlörlerinin farkını yaşamak mümkün oluyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın seleflerine göre en önemli farklılıklarından bir tanesi de sahip oldukları ana ekran butonları. Bu yeni ana ekran butonları eskisi gibi basılınca içeri doğru hareket eden tuşlardan değil, sabit tuşlar ve iPhone'ların sahip olduğu Taptic Engine sayesinde bu tuşa bastığınızda titreşim veriliyor. Böylelikle sanki siz normal bir tuşa basıyormuş hissini yaşıyorsunuz. Apple iPhone 7 ana ekran düğmelerinde tık ayarı adı verilen bir seçenek sunuyor ve tık ayarını 3 seçenekten bir tanesiyle ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz çok şiddetli, isterseniz en az şiddetli titreşimi seçerek böylelikle en rahat ettiğiniz ana ekran düğmesi kullanım ayarını seçmeniz mümkün oluyor. Başlangıçta bu yeni ana ekran düğmesine alışmakta biraz zorlandık. Ancak zaman geçtikçe ve uygun tık ayarını bulduktan sonra bu düğmeyi kullanmak oldukça rahat. Ana ekran düğmesi yine Touch ID sensörünü barındırıyor. iPhone 6S'te bulunan ikinci nesil Touch ID sensörü var ve oldukça hızlı şekilde çalışıyor. Böylelikle de kilit ekranı hızlı şekilde geçmek veya iTunes Store, App Store ödemelerine onay vermek çok kolay şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun dışında ekran tarafına baktığımızda yine iPhone 7 Plus'ta 5.5 inç 1920x1080 piksel Retina HD ekran var. 4.7 inçlik iPhone 7'de ise 1334x750 piksel çözünürlük sunulmakta. Yani bu telefonlarda geçtiğimiz son 2 yılda görmüş olduğumuz iPhone'lardaki ekran çözünürlükleri ve büyüklükleri sunulmakta. Ancak yeni telefonlarda daha parlak ekranlar ve çok daha geniş renk desteğine sahip paneller kullanılıyor. Böylelikle
Bu telefonlarda içerikler, görüntüler çok daha canlı ve gerçekçi görünüyor. Bu ekranlar güneş ışığı altında çok daha rahat bir kullanım sunarken çekmiş olduğunuz fotoğrafları veya izlediğiniz videolarda, filmlerde çok daha geniş renk desteğiyle ve çok daha gerçekçi şekilde gösterecektir. Yani bu telefonların ekranlarında sunulan görsel kalite sayesinde kullanıcı deneyimi çok daha yüksek seviyelere taşınacaktır. Ekran tarafında sunulan iyileştirmeler sayesinde iPhone'da oyun keyfi veya multimedya keyfi çok daha yüksek seviyelere taşınıyor. Bu keyiflerin çok daha üst seviyeye taşınmasına olanak sağlayan bir başka unsur da bu yeni telefonların barındırdığı iyileştirilmiş donanımlar, daha iyi hale getirilmiş donanımlar. Her iki telefonda da Apple A10 Fusion işlemci bulunuyor. 4 çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği yüksek performans, diğer 2 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve böylelikle de bu telefon hem daha iyi performans sunuyor hem de daha uzun pil ömrünü kullanımı mümkün hale getiriyor. Apple'ın belirttiğine göre iPhone 7, iPhone 6s'e göre 2 saat daha uzun, iPhone 7 Plus'a, iPhone 6s Plus'a göre 1 saat daha uzun pil ömrünü sunmakta. Pratikteki durumlara baktığımızda gerçekten bu telefonların pil performansının artırıldığını söyleyebiliriz. iPhone 7 ile sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarmak mümkün. iPhone 7 Plus ile ise bir günü geçmek, hatta ikinci günden de birkaç saat çalmak mümkün hale geliyor. Donanım bakımından bu iki telefonun bir farklılığı var. iPhone 7 Plus'ta büyük ekranlı telefonda 3 GB RAM mevcut. iPhone 7'de ise 2 GB RAM var. Bunun performans açısından çok büyük farklılık yarattığını söylemek mümkün değil. Her iki telefonda hemen hemen pratik hayatta aynı seviyede performans sunuyor. Benchmark testleri de birbirine oldukça yakın çıkıyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Apple nihayet iPhone 7 ile birlikte 16 GB'lık depolama alanı seçeneğine elveda dedi. Yeni iPhone'lar 32 GB'dan başlayan, aynı zamanda 128 GB ve 256 GB'lık depolama alanı seçeneklerinde bulunduğu paketler halinde sunuluyor. Eğer bulut servislerini fazlasıyla kullanıyorsanız, yani fotoğraflarınızı iCloud'da saklıyor ve Apple Music, Spotify gibi servislerden yararlanıyorsanız 32 GB'lık bir iPhone 7 veya iPhone 7 Plus sizin için yeterli olacaktır. Ancak yer konusunda herhangi bir sıkıntı çekmek istemiyorsanız 128 GB veya 256 GB'ı da tercih edebilirsiniz. Bunun dışında LTE desteği de iyileştirildi. Bu iki telefonda kategori 9 LTE desteğine sahip, yani saniyede 450 megabit'e varan indirim hızları bu telefonlarla destekleniyor ve böylelikle de iPhone 7 Plus ve iPhone 7 üst segment Android telefonlarının seviyesine erişme imkanına sahip oluyor. Her iki telefonda da iOS 10 geliyor. iOS 10 ile birlikte işlevsellik anlamında önemli yenilikler sunuluyor ve bunları da tabii ki bu son model iPhone'larla çok daha iyi şekilde kullanmak mümkün hale geliyor. 3D Touch özelliği bu telefonlarda da mevcut ve iOS 10'da da 3D Touch fazlasıyla kullanılan, fazlasıyla geliştirilen bir özellik. Bu telefonlarla 3D Touch'ın sunduğu yenilikleri fazlasıyla kullanmanız mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra iPhone 7 Plus'ın iPhone 7'den bir farkı da görmüş olduğunuz gibi yatay oryantasyonu desteklemesi. Büyük ekran olduğu için Apple bu telefonda yatay oryantasyonu çok daha fazla şekilde kullanıyor. Görmüş olduğunuz gibi ayarlarda tıpkı bir iPad'deki gibi yerleşim yapabiliyorsunuz veya ana ekranda da görmüş olduğunuz gibi yatay oryantasyonu kullandığınızda ekranda bu şekilde bir yerleşim söz konusu oluyor. Kamera tarafına baktığımızda her iki telefonda arka kameralarının birbirinden farklı olduğunu görürüz. Aslında özü itibariyle iPhone 7'de de iPhone 7 Plus'ta da 12 megapiksellik f1.8 diyafram açıklıklı optik görüntü sabitlemeli ve 6 unsurlu bir kamera mevcut. Bu geliştirilmiş kamera sayesinde iPhone 7 Plus ve iPhone 7 şimdiye kadar bir iPhone'da gördüğünüz en aydınlık ve canlı fotoğrafları çekiyor. Gün batımını veya gölgeli düşük ışıklı ortamlardaki fotoğrafları bu iki telefonda da çok daha iyi şekilde çekebilirsiniz. Bunun dışında iPhone 7 Plus'ın ikinci bir kamerası mevcut. 28 mm'lik her iki telefonda yer alan standart odak uzaklıklı kameraların yanı sıra iPhone 7 Plus'ta 56 mm odaklıklı bir telefoto lens de bulunuyor. Bu ikinci lensin varlığı sayesinde iPhone 7 Plus'ta görüntü kalitesinden ödün vermeden iki kat yakınlaştırma yapmanız mümkün hale geliyor. Böylelikle de nesneleri görüntü kalitesini kaybetmeden yakınlaştırmanız, uzaktaki görüntüleri biraz daha yakınlaştırmanız mümkün hale geliyor. Optik yakınlaştırma özelliği oldukça verimli şekilde çalışıyor. İsterseniz kapalı bir ortamdayken, isterseniz manzara fotoğrafı çekerken bu optik yakınlaştırmadan fazlasıyla faydalanmanız mümkün oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi kullanıcı arayüzünde de sunulmuş olan bu kolay kullanımlı ayar sayesinde hem iki kat optik yakınlaştırma hem de dijital yakınlaştırmanın da katkısıyla 10 kata kadar toplam yakınlaştırma elde etmeniz mümkün hale geliyor. iPhone 7'de kamerasında böyle bir özellik yok. Onda
2 kat optik yakınlaştırma yok, ancak yine dijital yakınlaştırma yaparak görüntüyü biraz daha yakınlaştırmanız mümkün hale geliyor. iPhone 7 Plus'ın çift arka kamerasını sunmuş olduğu bir başka avantaj da iOS 10.1 ile birlikte beta olarak sunulan portre özelliği. Portre özelliği sayesinde genellikle DSLR makinelerin çektiği ön plandaki nesnenin net arka planın bulanıklaştırıldığı bokeh olarak adlandırılan veya alan derinlikli olarak da Türkçeleştirilen fotoğraflar çekme mümkün hale geliyor. Portre fotoğrafı çekmek için öncelikle portre modunu açmanız ve daha sonra da nesneyle belirli bir uzaklığı yakalamanız gerekiyor. Uzaklık ideal hale geldikten sonra derinlik efekti yazısı yanıyor ve böylelikle de declanşör tuşuna basmanız yeterli hale geliyor. Video tarafına baktığımızda tıpkı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ta olduğu gibi bu telefonlarda da 4K video kayıt özelliği mevcut. Aynı zamanda 1080p kalitesinde saniyede 30 veya 60 kare hızında videolarda çekmeniz bu telefonlarla mümkün. Önde yer alan FaceTime HD kameralarda da değişiklik var. Şimdi bu yeni kameralar 7 megapiksel çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda daha geniş renk desteği ve daha iyi düşük ışık performansı ile birlikte ve Retina Flash'ın da katkısıyla çok daha kaliteli, çok daha yüksek çözünürlüklü selfie fotoğraflar iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahiplerini bekliyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın kaba özeti bu şekilde. Her iki telefonda sahip olduğu özelliklerle gerçekten yüksek performans sunuyor. Her açıdan sahiplerini tatmin edeceğini söyleyebiliriz. Her iki telefon arasında kararsız kalmanız olasıdır. Eğer küçük ekranlı telefonları seviyorsanız, boyut sizin için önemliyse ve rahat kullanım sizin için önemliyse bu noktada iPhone 7 boyutlarıyla çok daha rahat ve çok daha fazla ön plana çıkıyor. Ancak iPhone 7 Plus'ta sahip olduğu çift arka kamerası ve daha büyük boyutlu ekranıyla bazılarını cezbedecektir. Ancak bu telefonu kullanmak, tek elle kullanmak ve taşımak o kadar kolay değil. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenle seçimlerinizi iyi belirlemeniz, hesabınızı iyi şekilde yapmanız ve buna göre karar vermeniz yerinde olacaktır. Bu iki telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'da yer alan detaylı inceleme yazılarında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.